Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kardeşlerim, karındaşlarım, iyi günlerim. Esenlikler, esen bolsun, esen huyum canı insanlar. Yönlüsün, yürümüşsün. Kardeşlerim, karındaşlarım. Kardeşlerim, bu özel bir yayındır. Özel bir yayındır. Kardeşlerim, Türk Turan tarihi öyle bir şeydir ki, devasa bir şey değil mi? Dünyaya 1000 defa geçsem bitiremem bu tarihi. Sık sık yayın açıyorum. Çünkü çeviriler devam ediyor. Devam ediyor arkadaşlar. Bu bizim 85 yıldan beri saklanan Türk Turan tarihimizdir. Bilinmesi istenmeyen tarihimizdir. Kimler istemişti bunu? İngilizler istemişti. Anlaşma ne zaman yapılmıştı? 1939 yılında İsmet Önü'nün ve İngilizler. İngilizlerin şartı neydi? Çünkü atamızın ölümünden 13 yıl sonra başlamıştı bu. O 23 Kasım'da başlamıştı arkadaşlar. Bu görüşme 9 ay sürmüştü. Ve 9 ay sonra kabul olundu arkadaşlar. İngilizlerin şartları ve bu şartlardan bir tanesi okullardan Atatürk'ün Türk tarih dersini kaldıracaksınız. Yerine Yunan Latin tarihini koyacaksınız. Bu da kabul olmuştur. 1940 yılında yürürlüğe girmiştir okullarda. İsmet Önü bu para karşılığını yapmıştır. Ve o zamandan beri saklanan Türk Turan tarihimiz vardır. Şimdi arkadaşlar dünyadaki bütün belgeler, orijinal kaynaklar, bilim adamlarının arkadaşlar, ve dedim ya arkadaşlar 2005 yılında yazmışlar yani. Gezgincisi, haritacısı, coğrafyacısı, matematikçisi, budun betimcisi, dil bilimcisi, antropoloğu, zooloğu, paleontoloğu, biyoloğu, tarihçileri hep yazmışlardır Türk Turan gerçeğini. Yazmışlardır. Ama 1940'lardan sonra giren bu Türkiye'deki bu sistemdeki insanlar, emperyalizmle işbirliği yapan insanlar Türk tarihini yok saymışlardır. Türk tarihini 1950'lerden sonra, 55'lerden sonra 1071'e getirmişlerdir yani. 1070 Türkler Anadolu'ya 1071'de geldi. Oysa ki her zaman dedim, Anadolu Türk'ün ezelden beri yurdudur. Yurdudur. İşte böyle saçma sapan şeyleri anlatarak insanlarımızı, çocuklarımızı beynini yıkamışlardır. Yıkamışlar. Daha sonra bu Türk İslam sentezi olmuştur arkadaşlar. Unutmayın bunu. Unutmayın. Kim bu tezleri savunuyorsa bunlar hep emperyalizm uşaklardır arkadaşlar. Unutmayın. Unutmayın. Çünkü bütün bilginler o zaman çıkartmışlar Türk Turan geçen dünyaya. Bütün uygarlıkları kuran toplum Türk Turan'dır. Aklı zekaya geçen toplum Türk Turan'dır. Mavaslar, Mavatarlar. Türkçe dillerin atasıdır demişlerdir arkadaşlar. Akatlar çıkarmışlardı, Sümerler çıkarmışlardı, Mısırlılar çıkarmışlardı, Asurlar çıkarmışlardı, Babiller çıkarmışlardı, Hindistan çıkarmışlardı, Çin'i çıkartmışlar, bütün kuzeyi çıkartmışlar, her tarafı, o dinlere kadar ya, her tarafı ya. Her tarafı. Her taraf Türk Turan. Her taraf Türk Turan. Arkadaşlar bakın, bu yayınlara sahip çıkın. Bu sizin boynunuzun borcudur. Ben Türk'üm diyen, özüm bilmek istiyorum, mayan bilmek istiyorum diyen buraya gelir. Özüne, mayasa sahip çıkar. Gelmeyen yozlaşıp gider. 1071 takıma takılır. Emperyalist takıma takılır. Türk Turan tarihini bilmek, dünyayı bilmektir. Geçmişi, bugünü, geleceği bilmektir. Her şeyi sezinlemektir. Bütün oraları kavramaktır. Belleğe yerleştirmektir. Bu çok önemlidir. Çok önemli. Sık sık yayın yapıyorum. Size yayınlara sahip çıkın. Çünkü bilmem bir Cengiz Atın bu dünyaya gelir mi daha? Dedi ki arkadaşlar uyku yoktur. Yahu milyonlarca kitap vardır. Çevir çevir zımbara istiflerim. Hep bunlar sizler için. Yani özünüzü, mayanızı bilin işte. Bazen ulan kelimesi çok kullanılır. Arkadaşlar kızdığım zaman ulan kelimesi kızmak demektir. Kızıl demektir. Çünkü ben aynı zamanda hiciv yaparım, taşlama yaparım. Çünkü biraz dedim ya, biraz da tiyatro geçmişim vardır amatör olarak ya. Severim. Taşlamayı çok severim arkadaşlar. Bir de şu var arkadaşlar, bazen kinliyimdir, çok kinliyim. Ve kinim kınımda saklıdır. Çünkü bu Türk Turan tarihi saklanmıştır. Türk ötelenmiştir. Yani her şeyin atası Türkler, Türkler ötelenir. Ne demek bu ya? Böyle saçma sapan bir şey olabilir mi? Her zaman söyledim, o ülkede herkes, yaşayan herkes kardeştir. Kimsenin üstünlüğü yoktur. Hepsi Türk Turan toplumudur ya. Dalları budaklarıdır. İşte bu sözde tarihçiler, tarikatlardan gelen tarihçiler, emperyalist uşakları hep dediler, Şu ırk var, bu ırk var diye insanlarımızı ayırdılar. İşte emperyalizm bunu istiyordu. Niye ayıracak? Herkes birbirine girecek. Dinciler kendini İslam sentezi adı altında Türklüğü alta alır. Çölün içine soktular. Bakın arkadaşlar, öyle bir oyundur ki bu.
Bu aynısı Hristiyanlıkta vardır arkadaşlar. Bak, bu yaşamış olduğum İsviçre'de vardır. Değişmez bu. Çünkü dinler Türk Turan'a nefret eder. Nefret eder. Ama bütün dinler Türk Turan için türemiştir. Türemiştir. Çünkü Türk Turan demek dünya halk demektir. Kardeşlik demektir. Akrabalık demektir. Bu çok önemlidir. Ama dedim ya işte dinler bunu istemezler. Çünkü her dinin kendi bir ideolojisi vardır. İdeolojisi vardır. Karşı tarafa düşman yaratır. Yaratır. Dedim ya. Bunlar hep planlıydı. Bu çok önemli arkadaşlar bu konuşmalarım. Çok önemli. Bakın dünyadaki son Türk'üm ben. Son Türk'üm. Bakın arkadaşlar bu bilgilerle dünyanın üzerine yürürüm. Ve dünyada da kimse karşıma duramaz. Duramaz. Dedim ya senelerimi verdim yani. Bilirim arkadaşlar. Çok dille girerim. Teker teker çözerim. Sizlere anlatırım. Ki bilinsin diye. Belleklere yerleşsin diye. Çok önemlidir arkadaşlar. Çok önemlidir. Bu bizim Türklüğümüze, Turan'ımıza, Atatürk'ümüze, kök tengliğe, geleneğimize, göremize, töremize borcumdur. Borcumuzdur. Bunlara da sahip çıkmak sizin boynunuzun borcudur. Nasıl da Mehmet? Hoşçakalın. Ya sen şu Beşili'yi bir yakalayamadın ya. Şu Beşili tarihçi, İbrikçi'yi bir yakalayamadın. Dedi ki Hicri'de yaparız ya. Hicri'de yaparız. Ya İbrikçi, neredesin sen? Beşili. Bu da 1071'de gelen diyenlerden. Türkler Anadolu 1071'de gelmiş diyelim. Paralı. Uşaklardan. Arkadaşlar, sahip çıkın. Biraz doluyum. Bakın arkadaşlar, dedim ya. Milyonlarca kitap yok. Milyonlarca. Siz sahip çıkmazsanız başkası gelir bu tarihe sahip çıkar. Sizlerden maval, neydi? Aval. Bakarsınız bir şeylere. Bakarsınız. Ama işten geçmiş olur. Bu böyle biline. Bu yayın özeldi arkadaşlar. Özel bir yayın. Sahip çıkın bakın. Sahip çıkın. Hepinize ben saygılarımı sunuyorum. Ne mutlu Türk'ünlere saygılarımı.